Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek mi diye soruyorduk. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Sayın Mehmet Ayan'la bunu konuşacağız. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk, iyi geceler, merhaba. Yani nasıl buldun maçı? Fenerbahçe neden kaybetti? Yine bir ruhsuzluktan bahsediyordu. Yok, onu bahseden bahsetsin. İkinci yarışımını söylemem ama tesadüf mü diye soruyorum kendi kendime. İki tane şanssız gol yedik. Ha, bu iki şanssız gol yedik maçı bundan mı kaybettik? Hayır. Çünkü Livakovic'in maç boyu 4-5 tane neredeyse %100'e yakın. Tıpkı Lugano maçının ikinci maçı 25 dakikasındaki kritik pozisyonu gibi pozisyonu vardı. Dolayısıyla hatta 43. dakika 15. saniyede onların kaçırdığı %100 bir gol pozisyonu var. Bomboş kale. Yani iki tane bedava gol yedik. Anladım. Ama o iki golü normalde yiyebilirdik. İkinci yarıdaki oyunumuz muhteşemdi. Ama maalesef işte iki tane... Birinin sırtına, birinin ayağına çarpan topla 2-1 kaybettik. İlk yarıda koyun hiç hoş değildi. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun o klasiklerine çok bağlı bir oyunla daha da yeni yeni oturtuyor adam da tabii. Niye Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamıyor da diyemezsin. Çünkü yeni yeni herkes her şeyi tanıyor. Takımla yaklaşık 40 idman yaptı. Bunun 10 tanesi belki tüm oyuncularla, 15 tanesi tüm oyuncularla olabildi. Yeni transferler an itibariyle çok bekleneni veremediler. Kaldı ki birinin hatta ikisinin de ilk karşılaşması Maximin'in ilk yarıda çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu takımı Fenerbahçe İstanbul'da yener mi? Yener. Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunuyla oynarsa yener ama bu akşam bir kere daha gösterdi ki biz kimiz Mourinho'ya akıl verecek. Ama eğer bir spor yorumu yapıyorsak ya bu takımda gerçekten İrfan Can bir oynar da sonrasına hoca dahil herkes bakar. Çünkü bir gol attı. O golün öncesinde oyuna getirdi tempo, ritim, hareketlilik, gol pozisyonunun içerisindeki faul pozisyonu. Ya İrfan Can'ın yedek kalmasını benim hafsalam almıyor. Anladım. Niçin böyle bir karar diyorsun? Peki şimdi tam da bu karardan hareketle şunu da sormak istiyorum. Abi ne zaman? Yani bu zaman oturmadı, şu zaman oturmadı. Ne zaman oturdu? Ama ya çok yani Mourinho gibi bir karakteri transfer ediyorsun. Mourinho gibi bir karakteri transfer ederken asla ve kata şunu söyleyemezsin. Gel her şeyi değiştir. Hayır. O çok özel bir adam. Special one diyorsan ona, özel biri diyorsan onunla biraz devam edeceksin. Sen çok net hatırlarsın. Sen gençtin, ben çocuktum. Gordon Milne Beşiktaş'ta 3 sene üst üste şampiyon olamamıştı. O karizması yeterdi. Çok karizması yeterdi. Mourinho'da da galiba aynı şey olacak. Fener sonrasında 3 sene arka arkaya şampiyon oldu. 6,5 senenin 3'ünde şampiyon oldu. Fatih Terim 8 Eylül 1995 günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe'den 4 yedi. UEFA Kupası kulbunu o gün tuttu. O yüzden çok haklı olarak Can abinin kitabı vardır, Cilalı İmaj Devri. Yani bu Cilalı İmaj Devri'nde herkes imaja cila, cilaya imaj isterken sabır kültürünü bırakmamamız lazım. Jose Mourinho'dan kusura bakmayın, hepimiz futbolu daha iyi bilmiyoruz. Bu takım bir gelsin, bir otursun. Evet, memnuniyetsizlikler söz konusu olabilir. Ama Fenerbahçe bu akşam ikinci maç için rakip üzerinden bize umut veren ve arkamıza 52 bin taraftarı alan bir oyun verdi. Saat 12'ye geçmeden için söyleyebilirim. 6 Ağustos günü biz Selçuk Yula'yı kaybettik yıllar önce. 11 yıl önce galiba Selçuk Yula'yı kaybettik. Nur İçin Yılsın. Selçuk abinin de oynadığı, yine rahmetli Hüseyin Çakıroğlu'nun oynadığı ve 3-2 kazanılan 18 Eylül 1985 günkü Bordo maçı vardır. O yüzden Fenerbahçe Fransızları sever. Dolayısıyla Selçuk abi de rahmetli analım. Dönüşte inşallah biz bu takımı İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakıp yolumuza devam edeceğiz playoff turunda. Ama ne olmadı dersen, vallahi hocaya dediğim gibi saygı duymakla beraber Krunic'i hala nasıl oynatabiliyor ve İrfan Can'ı hala 11'in dışında nasıl bırakabiliyor? Bundan çok mutmain değilim. Evet. Mutmain olma. Krunic zaten gecenin adamı oldu. En çok telaffuz edilen Krunic'i alamadı. Krunic ya bu arada Krunic çok özel bir oyuncu. Aha. Ama olmuyor abi. Bazen çok özel oyuncular her takımda olmuyor. Şimdi bizim Burak yazdı Malta'dan arkadaşımız. Diyor ki ya diyor abi diyor bir not sana göndereyim diyor. Lille rakip yarı sahada 232 pas yaptı, Fenerbahçe 119. Yani neredeyse hemen hemen yarı yarıya, tam değil de. Yani biz beklemişiz, topu rakip sahada oynamışız. Fenerbahçe böyle oynamamalı bence. Fenerbahçe kim olursa olsun, hele hele Mou gibi bir hocayla artık bazı şeyleri tersten okuması lazım geldiği günler bunlar. Aklının Roma'da ve İtalya'da kalmadığını bize ispatlarcasına o klasik klişeyle
Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi oynamalı. Çünkü Fenerbahçe'nin kültüründe beklemek yok. Ersun Hoca'nın kulaklarını çınlatalım. Asla ve kata Fenerbahçe rakibine oyunun kabul etmez, ettirir dedi. Hı. Ama biz de Mourinho'yu bu kodlarla aldık. Evet. Kadıköy'ün içerisinde muhkim kıldık. Acaba hakim kılabilecek miyiz oyunumuza? Ya Mehmet Pedi gibisin. Mehmet Pedi, sana şunu da soracağım şimdi. Gözünü seveyim. Şimdi İtalya deyince Fenerbahçe, anladığım kadarıyla sen Fenerbahçe kendi evinde Lili güzel kruvasan ve kahveyle karşılayacak. %100 kazanacak ve %100 eleyecek demiyorum. Çünkü çok hataya yatkın bir takım, ama o hatayı yaptırabilecek. Mesela bu akşam maçın ilk yarısında bir iki tane gol pozisyonu kaçırmakla beraber çok kötü bir Dzeko vardı. Hı hı. Ya uçtan anlamadığım şey şu. Dzeko 84 doğumlu, 37-38 yaşında. İrfan Cansız nasıl başlarız oyuna? Anlamadığım şeylerden bir tanesi de şu. Fenerbahçe'de kurun için, daha doğrusu Fred'in ikamesi yok mu? 8 numara Fred olmayınca böyle şey gibi oluyorsun, ne derler? Gözün ışık bulmuş tavşana dönüyorsun. Koskoca kadroda, 100 milyon euroya yakın kadroda Fred'in ikamesini biz Avrupa için bulamayacak mıyız soruları da Fenerbahçe taraftarı haklı olarak soruyor. Şimdi İtalya falan deyince, İtalya'da biliyorsun Paris Olimpiyatları'nda bizim kızların voleybolda finaldeki rakibi İtalya oldu. Hı hı. İtalya oldu. Ne diyorsun? Daha önce yenildiler bizimkiler ama bu voleybolda işler öyle gitmiyor ya. Yani anlık bir şeye bağlı galiba. Nasıl buldun olimpiyat oyunları? Ona gelmeden ben Ruşen'e bir şey rica etmiştim. Sana paylaştım bilmiyorum. Çünkü çok yoğun bir haber temponuz vardı. Paylaşmazdı. Egoist. Sabah deliyor da gece deliyor. Egoist. Nereye koyarsın? Yılla çocukluğunu biliyorum semtten öyle. Kendi başına izliyor. Yani kendi başına izliyor. Halka izle. Bugün İrfan Can Kahveci ile Eda Erdem'in bir yazışması vardı. Onu ben rica etmiştim. Bilmiyorum, getirdim ekrana. Var mı, burada mı? Görebiliyor çok muyuz? Çok keyifliydi o yazışma. İrfan Can Kahveci bu arada gol attıktan sonra Yusuf Başkan'ın soyadını hatırlamak bile istemiyorum. Yani niye biliyor musun? Yusuf o. Bizim Yusuf abim. Yusuf tamam. Başkan'ın. Eyvallah. Yusuf Dikeç galiba değil mi? O selamdan verdi. Yani ne güzel. İrfan Can o selamı veriyor. Eda Erdem senin sorunun içerisindeki milli takım kaptanı İrfan Can'la mesajlaşıyor. Birbirlerine başarılar diliyorlar. Bunları sadece Fenerbahçelik'ten yapmıyorlardır herhalde değil mi? Yani bunları amili futbol takımımız veya amili voleybol takımımız için yapıyorlardır. Zor bir karşılaşma. Bugün de çok zorlandık. Hande'nin bir sakatlığı vardı. Omuzunu bırakan kimdi? Dur. Aklım gitti. Yani kimdi ya? Omuzu bırakınca aklım gitti. Vallahi bilmiyorum yani gerçekten. Şimdi. Ya kaptığımız Gizem Örge. Gizem Örge. Gizem Örge. Bir omuzumu bıraktım, ikincisi varla devam ettim dedi. Omuz omuza verenlerle, omuzunu bırakanlarla, sana omuz atanlarla değil, omuzunu bırakanlarla biz devam edeceğiz. Dolayısıyla yola devam ederken Gizem Örge'ye ya da amili voleybol takımımıza, kadın takımımıza omuz atanlarla değil, oradaki ilişkileri kurcalayanlarla değil, orada nifak tohumları sokanlarla değil, Gizem'in öteki omuzuyla biz inşallah mücadele edeceğiz. Ve güzel yumruklarla edeceğiz. Bir son dakikamız var. Evet. Olimpiyat oyunlarında milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50 kilogram yarı finalinde, 50 kilogram yalnız. Filipinler'de Ayra Villegas'ı, Filipinler'den Ayra Villegas'ı 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yani, kadın mıymış yendiği? Evet abi. Ya şimdi tabii hani vaktimiz olsa onu uzun uzadıya tartışmak ve konuşmak isterim. Benim yani var. Bu inanılmaz bir şey. Yani, bak 2024 olimpiyat... Seksist davranmamak lazım ama bu da... Abi tamam da benim de bir gözüm var. Kusura bakma, bir gözüm var yani. Var, tabii. Şimdi 2024 olimpiyatlarını herhalde bir raporlayacaklardır olimpiyat komitesi, Fransa olimpiyat komitesi. Burada şu net çıkacak. Belki de dünya tarihinde olimpiyat dışı, hatta spor dışı en çok konunun konuşulduğu açılış töreni dahil olmak üzere acayip bir olimpiyattayız. Çok. Yani bittikten sonra yapılacak bütün olimpiyat raporlarında spor dışı şey pek çok konu. Ben açılış töreninde oradaydım. Çok şey konuşulur. Evet. En başta yağmur olmak üzere. Ya çok doğru diyorsun. Hani Fransız'ın organı bile konuşulduktan sonra atlayışında biliyorsun. Ya... Baba olimpiyat oyunu, spor konuşmamız lazım. Çok enteresan bir duruma geldik. Neyse. Mehmet çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok böyle iştahla bekliyoruz kanalın açılmasını. Açacağız. Dolayısıyla inşallah. Küçük bir ay kadar bir gecikme, açacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yusuf Başkan, Yusuf Digeç. Bu akşam İrfan, Eda, Gizem. Ya iyi ki varlar biliyor musun? İyi. Niye biliyor musun? Çok kavga dövüş ortamında bunlar kardelen. Kurtaran, bir hayat kurtaran. Bak yüzümüz gülüyor.
Gözlerin içi gülüyor, seni çok seviyorum. Gülünce gözlerimin içi gülüyor galiba. Gecemize renk kattı. Ya seviyorum adamı, yapacak bir şey yok.